bir Ermeniyle bir yerde karşılaştık da konuştuk. Siz diyor bizim babalarımızı kıtır 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 kestiniz diyor. Yok dedim ben kesmedim. Kim demiş? Nereden dedim? Ben kesmedim dedim. Yok diyor kestiniz diyor. İşte biz de buraya geldik. Ne zaman kesmişler ya dedim. İşte dedi babalarımız, dedelerimizi kesmişler dedi. Ben boyuna soru soruyorum böyle. Ne yapıyorlarmış bizim memlekette dedim. Yani babalarımızın ne işi varmış bizim memlekette dedim ben işte bu sefer. Ona daha da kızdı. Dedi asırlardır orada durmuşlar. Zaten benim istediğim de o. Tuzağa düşürmek istiyorum yani sorularla. Dedim sizin dedelerinizi asırlarca bizim dedelerimiz kesmemişler de en sonunda niye kesmişler dedim. Çuvalladı. Bana cevap veremedi. Peki dedim o kadar zaman yani Osmanlı İmparatorluğu 200 bin kişilik orduyla Avusturya'ya giderken Kanuni Sultan Süleyman, efendim Barbaros Hayrettin o kadar kuvvetliyken cihanı titretirken niye biz kesmemişiz sizi dedim. Cevap veremedi. Bak dedim ben cevabını vereyim sana. Ben biliyorum bu sorunun cevabını. Siz dedim 7 asır biz buraya hakimken size ses çıkartmadık. Kilisenize dokunmadık. Namusunuza dokunmadık. Ticaretinize dokunmadık. Askere almadık. Biz öldük hudutlarda. Memleketi biz koruduk. Siz ticaret yaptınız, zengin oldunuz. Ankara'nın en güzel köşkleri Keçiören'de Ermeni köşkleri. Bahçeli, havuzlu eski eser olarak oralarda duruyor. Neden? Zenginledi, ticaret yaptı, rahatladı, malı birikti, mülkü birikti, savaşmadı filan. Biz dedik size bu kadar iyilik yaptık, 7 asır. Sizden vezir yaptık, Marco Paşa Ermeni. Sizden dışişleri bakanı yaptık, sizden memur yaptık, sizi saraya aldık. Her türlü komşuluğu gösterdik, komşu dedi. Siz dedim, biz kuvvetliyken bizim nimetlerden istifade ettiniz. Bize Yunanlı saldırdı, Sırp saldırdığı zaman, Rus saldırdığı zaman onlarla birlik oldunuz, fırsat saydınız ve bizi kestiniz. Katliam yaptınız, suikast yaptınız. Padişahımıza bile cuma namazından çıktığı zaman suikast yaptınız. İstanbul'da nice nice cinayetler işlediniz, gizli gizli. Komite kurdunuz, silahlandınız ve Ruslar Erzurum'a vesaire gelirken yol gösterdiniz. Oralarda katliamlar yaptırdınız. Köyleri, efendim köylüleri katlettiniz. Topluca şey yaptınız, mahvettiniz. Siz başlattınız böyle. Ondan sonra da Allah bizim mazlumluğumuza acıdı. Bize nasip etti düşmanları dışarıya atmak. Biz de sizin yaptığınız katliamların hesabını sorduk. Sormuşlar. Yani ben de yapmadım da hani dedelerimiz ondan yapmışlar dedim. Haklı mıyız, haksız mıyız? Haklısınız dedirttim adama.